Yine navbatdagi misollarni ko'ramiz. 5-chi, 6-chi va 7-chi misollarni ko'rib chiqamiz. Va birinchisi 5-chi misol. Tinamani yeching. Mana bu tinamani yechishdi. Fx teng a. Bu tinama o'ng tomonda o'zgarmasdan fx funksiya. Agar fx o'suvchi bo'lsa fx o'suvchi bo'lsa birorta oraliqda. Hop, a. Mana masalan mana buni s deb yozaylik, s. Agar fx a bu oraliqda o'suvchi bo'lsa, u holda mana bu tenglama eng ko'pi bilan bitta yildizga ega bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, yo yildizi bo'lmaydi, yoki bo'lmasam bitta yildizga ega bo'ladi. Fx funksiya kamayuvchi bo'lsa ham, xuddi shu tasdiqni aytishimiz mumkin. Fx a b oraliqda kamayuvchi bo'lsa, u holda mana bu tenglama yo yildizga ega bo'lmaydi, yoki yildizga ega bo'lsa bitta yildizga ega bo'ladi, xolos. Demak, mana shu ikkita tasdiqdan foydalanamiz. Mana bu yerda ham chap tomonda funksiya x ga bog'liq ifoda turibdi. Funksiya deb qarashimiz mumkin. O'ng tomonda o'zgarmas son, s soni turibdi. Demak, mana bu fx, mana bu s. Tenglama yildizga egami yoki yo'qmi? Bu o'suvchi funksiya. O'suvchi funksiya o'zgarmas son, demak, mana bu tasdiqqa ko'ra fx o'suvchi bo'lsa, birorta oraliqda, shu oraliqda tenglama eng ko'pi bilan bitta yildizga ega bo'lishi mumkin, xolos. Demak, bu tenglama eng ko'pi bilan bitta yildizga ega. Xo'p, aniqlanish sohasini yozib qo'yaylik bu yerda. 5x minus 1 katta yoki teng 0 dan. Bu yerda x plus 7 manfiy bo'lishi ham mumkin, ko'p yildiz bo'lganligi sababli. X katta yoki teng 1 taqsim 5 dan. Demak, tenglamaning aniqlanish sohasi mana bunday bo'ladi. Agar funksiya deb qarasak, funksiyaning aniqlanish sohasi mana bu to'plam bo'ladi. Xo'p, biz bu tenglamani masalan x ning o'rniga sonlar qo'yib, x barobar 1 ekanligini, x barobar x teng 1 uning yildizi ekanligini sezishimiz mumkin. Masalan 1 ni qo'ysak, 5 ko'paytiruv 1 5 minus 1 4, 4 dan 2 chiqadi. 1 ni qo'ysak, 1 qo'shuv 7 8, ko'p yildiz ostida 8 dan 2 chiqadi. 2 qo'shuv 2 4 bo'ladi. Demak, mana bu bir tenglamani qanoatlantiradi. Tenglamani yechish degani tenglamani barcha yildizlarini topish yoki tenglamani yildizi yo'q ekanligini isbotlash, yildizi yo'q ekanligini ko'rsatishni bildiradi. Va mana biz bitta yildizini topdik. Endi boshqa yildizi yo'q ekanligini ko'rsatamiz. Uning uchun mana birinchi tasdiqdan foydalanamiz. Fx, ya'ni chap tomondagi ifoda fx o'suvchi funksiya. O'suvchi, o'ng tomon o'zgarmas. Demak, bu tenglama mana bu oraliqda bitta yildizga ega bo'ldi, boshqa yildizi yo'q ekan. Chunki yuqoridagi tasdiqqa ko'ra, tenglama bittadan ko'p yildizga ega bo'la olmaydi. Ya'ni yo yildizi yo'q bo'ladi, yoki yildizi bo'lsa faqat bitta bo'ladi. Demak, mana bu tenglamaning bitta yildizi ekan, xolos. Tenglama bitta yildizga ega. Javob x teng 1. O keyingi tenglamani ko'ramiz. Mana bu yerda fx teng gx deb qarashimiz mumkin. Endi mana funksiyalarni qaraylik, tenglamani qaraylik. Fx teng gx tenglamani qaraylik. Bu yerda ham ikkita funksiyani qaraymiz. Y teng fx va y teng gx. Bu yerda agar fx o'suvchi gx kamayuvchi bo'lsa birorta oraliqda a va oraliqda, u holda bu oraliqda mana bu tenglama eng ko'pi bilan bitta yildizga ega. Bu degani yo yildizlar yildizga ega emas, yoki yildizga ega bo'lsa faqat bitta yildizga ega bo'ladi. Yoki bo'lmasa ikkinchi hol. Fx kamayuvchi, gx o'suvchi.
Ne bırakta oralıda şu abi oralıda. O halde bana bu teyneme köpü bilen bitti ildizgeyi. Yani ya ki ildizgeyi gelmez, ya ildizgeyi olsa o fakat bitti ildizgeyi olurdu halas. Yani ikide, üçte ve hakeza bittiden köp ildizgeyi ege buluşu mümkün emez. Ve bana bu ikinci teyneme de biz şunu karayımız. Bana şundan funksiyelerini bana şu hastasından faydalanmamız. Ama grafiğde hem görüşümüz mümkün. Mesela fx ösü uçu. İkinci funksiyon kemay uçu. O halde fakat bit değil dizgi ege bulardı. Yani bitti noktada kesişi yaptı. Belki kesişmesi gibi hem mümkün. Yani ildizgi ege bulması gibi hem mümkün. Mesela fx. Fx ösü uçu. Gx kemay uçu. Of ös uçu. Gx kemay uçu. Bu umumi noktaki ege bulması gibi mümkün. Yani grafikler kesişmeydi. Nasıl ki malum, teğinlenmenin geçimi, ona funksiyonlar grafiklerinin kesiş noktasının abscissası buladı. Bunu kesişme yaptı demek, teğinlenme geçimi yegemez. Demek ki kesişse bitti noktada kesişim mümkün, yok ki kesişmesi gibi mümkün. Bu ikinci halde geçimi yok. Birinci halde bitti ildizge iyi buladı. Çap zamanını bitti funksiyon deyip karışımız mümkün. Y'den fx ikinci zamanını, y'den gx ikinci funksiyon. Etibar vererek, anıklayan sahasını toplayarak. Bir yerde x tengemez 2'ye. Bir yerde x minus 2 katta yoki teng 0 sistema. Demek bu yerden biz x katta 2'den ikenini hasıl kılalımız. Ve bu anıklayan sahası tengemeni. Bu anıklayan sahası da çap zamanındaki funksiye ösü uçu. Oyun zamanındaki funksiye ya çap zamanındaki funksiye kemay uçu. Kemay uçu. Oyun zamanındaki funksiye ösü uçu. Demek eğer ildizge ege olsa o halde bu teyneme fakat bitti ildizge ege. Ve burada x'ini tapaylık. X'ini oraya sorular koyup. Demek 2'den katta boyun sorularını koyuşumuz gerek. Mesela 3'ünü koyuyduk. 3 minus 2, 1, 4, 3. 3 minus 2, 1, 1 çıkardı. 3'ünü koyuştuk, 4. Demek x beraber 3 teynemenin kanatlandırı yaptı. Çap zaman, kemal 3'ü, oyun zaman ösü 3'ü bana bu aralıkta. Şunun için bitti ildizi var. Demek bana şu son teynemenin yegane ildizi buladı. Teynemen başka ildizi ege yemez. Şunu da kalıp cevap. Teynemenin ildizi 3. Hop kengisi 7. mesela. A'nın kandı kıymatı da, kıymatları da teyneme yegane ildizge ege. Yani bana bu teyneme yegane ildizge ege. A'nın kandı kıymatları da. Demek bu parametrik teyneme değillerdi. Bunda teynemeler. Yani A parametrike bağlı. Hop çap zamanını görelik. Anıklanış sahası x katta yoki teng A. Demek bana şu toplamda karayımız. Bu toplamda çap zamanını alohida funksiyon deb qaraydigan bo'lsak, uni grafigi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak, A nuqtasini olamizda. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Bu demak y barobar ildiz ostida x minus A. Uning tomoni 2 minus x. Y barobar 2 minus x. Bu to'g'ri chiziq. X'ni o'rniga 0 qo'ysak, y'ga 2 ga teng. Y'ni o'rniga 0 qo'ysak, x 2 ga teng. Demak, mana bunday to'g'ri chiziq bo'ladi. Endi yana savolni o'qiymiz. A ning qanday qiymatlarida tenglama yagona ildizga ega? Yagona ildizga ega bo'lish uchun grafiklar kesishgan bo'lish kerak. Mana bunday holda kesishmaydi. Qachon kesishadi? Yani biz A'nı, bana grafiğini süremiz bir dakika.
Demek A yoki 2'de yoki 2'den çap tomonda bo'lish kerak. Mana bu ko'rinishda bo'lish kerak. Agar A 2'ge teng bo'lsa ham bo'laveradi. Mana bu yerda bo'lsa ham bitta umumiy nuqtaga ega bo'ladi. Yoki chapda bo'lsa mana grafiklar kesishadi. Demek A kichik yoki teng 2 bo'lish kerak ekan. Agar A kichik yoki teng 2 bo'lsa, o holda grafiklar kesishadi. O'ng tomonda kamayuvchi funksiya, chap tomonda o'suvchi funksiya. Ular bittadan agar mana bu shart bajarilsa faqat bitta nuqtada kesishadi. Demak, tenglama bitta ildizga ega bo'ladi. Shunday qilib javob A kichik yoki teng 2 bo'lsa, tenglama yagona ildizga ega bo'ladi.